Arkadaşlar teyip sökme aparatlar bunlar. Bunları takıyoruz sağlı sollu. İttirdiğimiz zaman bunlar yuvaya oturuyor. Sonra teybi böyle gerdirip kendinize doğru çekiyorsunuz. Burada radyomuzun kablosu var. Teybimizi sökedi, teybimiz boşta arkadaşlar. Teyip sökme bu şekilde. Ondan sonra kaçmış bu T25 mi acaba? Evet. T25'ler bunlar. Bu teyip kasamızın şu kenarda bakın arkadaşlar. Burada vidaları var bunların. Onlar da büyük ihtimal T25 olacak. Bir bakayım. İki tarafta evet. Bunları sökeceğiz. Bu teybin kasına oluyor arkadaşlar. Oturması için. Şöyle bir vidamız. Şuradaki mi acaba? Burada var mı? Şöyle ikinci vidamız. Herhalde bu Hüseyin. Şuraya aşağı doğru indir. Şu aşağıda da bizim vidalarımız var arkadaşlar. İki tane daha. Teybin kasasına. Küko'yu indirmen lazım biraz. Evet, küko'yu indir. Bunları alırken dikkat edin de düşürmeyin. Az daha oyanı alsam. Dört vidamızı aldık. Güzel yaşıyormuş buraya ya. Ya evin orada. Orada çok sıcağıdı. Güneşe geliyor. Sen ağzınıza geldin. Bir de bu alt gövde de var arkadaşlar büyük adımızda. Klimanın öndeki torpido aksamını söktük arkadaşlar bu şekilde. Bazı arkadaşlarınki de kırık. Bunları değiştirmek istiyorlar. Bu videoyu o yüzden koyuyorum ben. Şunların şu kenarlarda dişler var arkadaşlar. Bu dişlere baskı yaptığımız zaman şu üstteki kapak kısmını alacağız.
Arkadaşlar bu dişlere bu şekilde bastırıp bunu attırmamız lazım. Bu tarafı kurtardık. Bu taraf da geldi. Öbür nereye gitti? Aşağı indi. Tamam. Arkadaşlar bizim aldığımız internetten klimaların bu ızgaraları, bunlar geldi. Bakalım inşallah bunlar birebir uyumlu bunlara ki bir sıkıntı yaşamayız. Bunlarımızı takacağız. Bunların şurada delik olan yerleri var. Burada da giydirme olan yerleri var. Bunları bu şekilde yerine hazırlayıp oturtacağız. Şunların karşılıkları varmış da karşılıkları düşmüş mü? Kutuda yok. Bu bunun burası. Bu bunun burası. Şu kafasındaki halka delikleri var ya. Hı. Onlar yok. Demek ki söktüğün neydi? Ne olacak? Oraya bir şey olması lazım. Oraya bir şey. Arkadaşlar bakın bunların şu karşılıkları çıkmadı. Artık gelen parçada mı yok? Yoksa bunlar buradan çıkarırken kendi üzerinden mi çıkmış? Belli değil. Biz bunların buralara gidecek bir şey ayarlamam lazım şimdi benim. Ben bunları bir ayarlayayım. Oraya bir şey uydurmamız lazım. Arkadaşlar bunların pimleri yok demiştim biraz önce ben. Biz onlara şöyle bir yol bulduk. Bunlar mobilyada raf yapmak için taktıkları pimler var ya arkadaşlar. Bu pimlerden vardı takım çantasında. Onu şu şekilde yittirdiğimiz zaman bu içine giriyor arkadaşlar bakın. İçine girdikten sonra şuradaki çıkıntı kısmı buraya koyuyoruz. Sonra bunu da bu şekilde buradan gittirdiğimiz zaman pardon tersi yapmışız. Heh, şimdi evet bu da giriyor. Girdikten sonra şunu da hafif pimi ittirdiğiniz zaman işlem tamam. Bu şekilde iki tarafı da oturtmuş olduk. Şimdi bunları biz tekrar yerlerine oturtturalım arkadaşlar. Daha hafif bir baskıyla yerine oturtturabilirsiniz. Bizim şu pimler boyları biraz fazla geldi. Bunları falçadayla biraz alacağız. Falçadayı ben getireyim yanıma bir. Bunları sıfır kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz dışarıda da kesebilirsiniz. Bu tamam. Tamam. Şimdi bakalım bu sefer yerine oturacak mı? Evet. Bu sefer her şey yerli yerine oturdu. Bunun burada pim yeri vardı. Bu pimi
bu şekilde burada yerini oturtmamız lazım. Bakın göstereyim size. Bu pimi ittirdiğiniz zaman bu şekilde kendini kilitler bu. Şimdi söktüğümüz vidaları tekrar yerine takma vakti. En son söktüğümüzü en başta takıyoruz. Biliyorsunuz ki işlemler hep böyle gider. Şu bizim ortada bir tane vardı. Kasasını da yerine yerleştiriyoruz. Şuradaki pimler üzerine geçmesi lazım böyle. O zaman dengeli geçtiğini anlarsınız. Bunların sollu sağlı vidaları vardı arkadaşlar. Sökerken görmüştünüz. Bunları T25 söküyor arkadaşlar. Başlıkları öyle bunların. Bir de içeride iki tane vardı arkadaşlar. Çok değişik bir şey lan. Dingil ya, hiç boyaya bakmaz mı? Bak buraya bak, bir de oraya bak. Orada gri oldu biliyor musun? Allah Allah. He. Buraya açık gri, oraya boy gri. Ya niye? Aynı değil mi? Aynı değil. Ama siyah, 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 siyah. Tamam, şunu oraya koysana. Arkadaşlar, teybiniz çalışmadığı zaman, bak burada 10 amperlik sigorta var. Bu sigortanın da 60 olabilir. Eğer teybinize ışık, elektrik herhangi bir şey gelmiyorsa, dijitallere çalışmıyorsa buradaki sigortayı bir kontrol edin. Var mı bir şeyde? İçeride bir kartal falan varsa şöyle tutar. Bu arabaya sıçrarsan çıkartamazsın. İşte o yüzden bayağı esiyor. Rüzgar esmezse yapmaz da rüzgar esiyor. Osman abi tamam. Bir elinize sağlık. Hallettiniz yani.